Arkadaşlar merhabalar. Ters trigonometrik fonksiyonlara geldik. Bunu şöyle ifade edeceğim size. Ters trigonometrik fonksiyonlarda Türkçe şudur aslında. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2? Hangi açının kosinüsü eksi 1 bölü 3? Hangi açının tanjantı 5'tir gibi soruları biz aslında matematiksel bir dille yazacağız. İşte olay şu. Diyeceğiz ki mesela arksin kök 3 bölü 2 nedir diyeceğiz. Bunun Türkçesi dediğim gibi hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2'ye eşit olur? Ve yorumumuz şöyle olacak arkadaşlar. Ark sin, ark kos ve ark kot. Bunlar böyle işte buraya yazdıklarımız artık açı değil birer sayı. Burası artık alfa değil aman. Çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Arc bilmiyorum x olsun. Bu artık bir açıya eşit olacak. Ve şöyle düşüneceksiniz. Arc diye bir şey verdiği zaman size bu arc lütfen dikkatlice dinleyin. Öbür tarafa sin olarak geçer. Ve x eşittir sin alfa diyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki hangi açının sinüsü x'ti oradan bulacağız. Örnek veriyorum. Arc kök 3 bölü 2 nedir diye sorduğum zaman sen bu soru işaretini kaldıracaksın. Buraya alfa diyeceksin. Türkçe düşüneceğiz sonra. Hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2'dir? Ya da alacaksın arcsin bir makine gibi düşünün. Ve bu makineden öbür tarafa geçerken arcsin öbür tarafa sin olarak geçiyor. Sin alfa eşittir kök 3 bölü 2 oluyor. Burada mı artık şunu düşünmelisiniz. Hangi açının sinüsü kökü 3 bölü 2'dir? 60 derecenin. Bir de 120 derecenin. Ama birazdan bir bilgi vereceğim. Neden 120 olmadığını göreceksiniz. Sadece arklarda. Bu şekilde arkadaşlar özel açıları bilmek zorundayız. Unutan arkadaşlarımız bir ezberleme yoluna gitsinler. 30-60-90 üçgenini çizerek veya 45-45-90 üçgenini çizerek. Burada ilk defa ters trigonometriyle beni keşfettiyseniz Geriye dönüp arkadaşlar bunlardan derinlemesine bahsettim. Orada özel açılarında trigonometrik değerlerini görebilirsiniz. İlk videodan buraya kadar artık 8. videoya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar burada e, dediğim gibi özel açıları bileceğiz. Bir de arka öbür tarafa normal atacaksınız. Bir örnek daha göstereyim bakın. Arc kod 1 nedir diye sorarsan sen şunu yapacaksın. Arkların hep çözülme yöntemi şudur. Ark ters fonksiyon olduğu için normalde biz bir açının trigonometrik değerini buluyoruz değil mi? 60 derecenin trigonometrik değeri. 20 derecenin trigonometrik değeri. Burada da tam tersi. Bir sayı veriyoruz. Bu içerideki açı değildir. Sayıdır. Bu sayının karşısına gelen açıyı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden atıyorsun öbür tarafa. Ark kod diğer tarafa arksız olarak geçer. Düz olarak geçer. Kotanjant tarif olur. Hangi açının kotanjantı 1'dir? Tabii ki arkadaşlar 45 derece. Hep dar açıları düşüneceğiz pozitiflerde onu söyleyeyim. Negatiflerde de nasıl düşüneceğimiz söyleyeyim. Biraz söyleyeceğim. Birazcık örnek yapmak istiyorum. Sonra bakın. Ark sin 1 bölü 2 eşittir ne? Hemen diyorsun ki burayı alfaya eşitleyeceğim. Arcsin bir açıdır. Öbür tarafa atarım. 1 bölü 2 eşittir. Sinüs alfa olur. Hangi açının sinüsü pozitiftir dar açılarda? Şey 1 bölü 2'dir. 30 derecenin. Bu şekilde arkadaşlar yapmamız gereken şey artık söylüyorum. Hangisi olursa olsun. arcsin, arktan, arkot, arkos fark etmez. Ark sin özelinde göstereyim. Diğerlerinde ona göre düşünün. Ark sin x eşittir 1 alfa diyeceksin. Hep buraya alfa eşitleyeceksin. Arka öbür tarafa atıp x eşittir sin alfa, kot alfa, tan alfa, kos alfa olacak. Anlaştık mı? Bu anlattığım örneklerde de bunu yaptık. Şimdi gelelim bir tanımımıza arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Arc sin'in tanım aralığı arkadaşlar. Eksi 90 ile 90 arasıdır. Lütfen dikkatlice dinleyin burayı. Pozitif sayılarda dar açı cevap olur. Negatif sayılarda dar açının önüne bir eksi koyacaksın. Bu ters trigonometrik fonksiyona özel. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Normalde ben size bir soru verirsem sin alfa eşittir 1 bölü 2 dersem sin alfa arkadaşlar 150'de de 30'da da 1 bölü 2 eşittir. Bu normal sorularda arksız sorularda ters trigonometri değilse ancak dikkat! Arksin 1 bölü 2 dersem sinüsün tanım aralığı arkadaşlar arklarda eksi 90 ile 90 arasıdır. O yüzden bunu artık 150 de olabilir diyemeyeceksin. Sadece cevap 30 olacak. Anlaştık mı? Bu şekilde tanım aralığı böyle kurulmuş. Derinlemesine e, sebeplerine aşırı derecede girmeyeceğim. Nerede girdim? Hani öyle işlendi kaçmıyorum. Ben bunu çok uzun anlattım ters trigonometri fonksiyonları ben illa öğrenmek istiyorum, aşırı merak ediyorum diyenler normal 11. sınıf oynatma listesi veya AYT oynatma listesinde ters trigonometrik fonksiyonların bu sebeplerini düzgünce anlattım arkadaşlar. Aşırı derecede mühim değil bence ama böyle sebepleriyle öğrenmek isteyen arkadaşlarımız dinleyebilir tabii ki. Arksin 1 bölü 2 30 diyeceğiz. Mesela negatif örnek vereyim. Arksin eksi kök 3 bölü 2. Normalde arkadaşlar sinüsün negatif olduğu aralık 3. ve dördüncü bölgedir. O yüzden sinüsün eksi kök 3 bölü 2 olduğu açılar arkadaşlar. Birincisi e, 300 derecedir. İkincisi de 240 derecedir. Ama bunun tanım aralığında, arkın tanım aralığında arkadaşlar 300 derece gibi 90'dan büyük açılar yok ki. Bu yüzden ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Çok basit. Önce Sinüs alfa eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 formatına gelecek. Arka öbür tarafa sin olarak geçer diyeceksin. Sonra hemen dar açısını düşüneceksin. Sinüs ne zaman kök 3 bölü 2 eşit? 60 dereceye. Önünde eksi olduğu için eksi 60 yazacaksın. İşte bu kadar basit uydurup bir şey arkadaşlar. Tamam mı? Bir örnek daha veriyorum. Ark sin eksi kök 2 bölü 2. Neye eşittir? Alfa diyorsun. Sinüs alfa eksi kök 2 bölü 2. Normalini boş ver artık. Arklarda sadece dar açıya odaklanıyorsun. S şeyde sinüste daha doğrusu pardon. Sadece dar açıya odaklanıyorsun. Ne zaman sinüs kök ki böyle iki olur pozitif sayılarda? 45 derecede. Ancak bunun önünde eksi var. Cevap o zaman eksi 45. Bu şekilde arkadaşlar. Eksi 90 ile 90 aralığı. Negatif cevap olursa dar açının önüne eksi koyuyorsun. Pozitif sayıda direkt dar açıya alıyorsun. Bu hangisinde geçerli bir de? Tanjantta. Tanjant da arkadaşlar yine eksi 90 ile 90 aralığında tanımlıdır. Yani ben sana diyelim ark tanjant 1 dedim tamam mı? Normalde tanjant 270'de de şey 270 nereden çıktı? Tanjant arkadaşlar 130 45 derecede de ve 225 derecede de 1'dir. Ama ark tanjantın arkadaşlar tanım aralığı eksi 90 90 olduğu için cevabı direkt 45 diyeceğiz. Başka bir örnek veriyorum. Ark tanjant kök 3. Normalde tanjant arkadaşlar bir 60 derecede bir de 240 derecededir. Ama arkın tanım aralığı eksi 90 90 olduğu için sadece dar açıyı alacağız. Yine aynı şekilde ark sinde olduğu gibi ark ark tanda da arkadaşlar pozitif sayıları dar açıda negatif sayıları da önüne eksi koyarak yapacağız. Örnek ark tan eksi 1. Buraya ne diyeceğiz biliyor musunuz? Eksi 45 derece. Çünkü tanjant normalde evet ben de biliyorum. 135 derecede ve 315 derecede eksi 1'e eşittir. Ama arklarda öyle değil arkadaşlar. Arklarda bu şekilde dar açı bir de eksi dar açı. Hangisinde arkadaşlar? Tanjant ve sinüs de böyle. Evet burası biraz böyle zorlayıcı bir kısım. Çünkü böyle tanım aralıkları var arkadaşlar. Ee, bu sinüs ve tanjantı verdik. Bir de kotanjant ve kosinüsü verelim arkadaşlar. Onu vermezsek de olmaz. Şimdi arc kod ve arc kostu arkadaşlar tanım aralığımız 0-180. Pozitif değerler için 0-90 için cevap vereceksiniz. 0-90 arası pardon. Eksi değerler için de 90-180 arası. Normali unutuyoruz. Arklarda normali bırakıyoruz. Yani Birinci bölgede pozitif, ikinci bölgede pozitif, üçüncü, dördüncü bölgede pozitifleri bir kenara bırakıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Dar açılarda hep pozitif cevap vereceğiz. Negatifler için iki yolumuz var. Sinüs ve tanjant için arklarda dar açının önüne eksi koyuyoruz. Ama maalesef kotanjant ve kosinüs de dar açıların önüne eksi koymuyorsunuz. Geniş açı versiyonunu yazıyorsunuz. Ne demek istiyorum göstereyim. Bakın şimdi basitten başlayalım. Ark kos kök 2 bölü 2. Direkt aklına gelen ilk dar açı. 45 derece. Cevabımız doğrudur. Böyledir. Sonra ark kot 1. Cevap arkadaşlar 45 derece. Çünkü kotanjan 45 1'dir. Veya arkadaşlar ark 1 bölü 2. Hemen diyoruz ki 60 derece. Bunlar pozitif olanlar. Geliyorum negatif olanlara. Ark kot Eksi 1 dedi mesela. Şimdi diyorsun ki 0 ile 90 arası pozitif olacak. 90 ile 180 arası negatif. Ne zaman 90 ile 180 arası ar kotanjant eksi 1'e eşit oluyor? 135 derecede. Olay bu. 135 derecenin kotanjanı gerçekten eksi 1'dir. Sonra arkadaşlar bir örnek daha veriyorum. Arc cos eksi 1 bölü 2. Şöyle eks işareti yok tabi burada. Arkos eksi 1 bölü 2 nedir dedim. Hangi açının kosinüsü eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar? Kosinüs ikinci bölgede ve üçüncü bölgede negatiftir. Ancak ne diyoruz? Burada 90 ile 180 arasındaki açılar negatiftir. Arkotta ve arkosta bu yüzden hemen düşüneceksin. Kosinüs ikinci bölgede eksi 1 bölü 2 olduğu değer. Nasıl düşünürsün? Önce unutursan eğer kosinüsün 1 bölü 2 olduğu dar açıyı düşün. 60 derece. Hemen bundan 180 çıkar. O zaman cevabımız 180 eksi 60'tan 120 olur. Bu şekilde kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için arkadaşlar 180'den çıkararak bulabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ark kos kök 3 bölü 2 ama eksi kök 3 bölü 2 olsun. Şimdi kosinüs ne zaman kök 3 bölü 2 eşit? 30 derecede. Ama bu eksi olduğu için 180'den çıkarıyorsun. 180 eksi 30'dan 150 diyorsun. Çünkü bütün trigonometrik değerleri bilmek zorunda değilsin. Darlarını bil. Dar açıları bildikten sonra negatiflerini halledebilirsin arkadaşım. Nasıl? Arkadaşım ilk defa böyle bir ifade kullandım ha. Ee, arkadaşlar derken bir anda arkadaşımı kaydetti. Hiç tarzım değil yani öyle birisine. Arkadaşım diye hitap edince şey gibi geliyor. Hani arkadaşım hayırdır bir problem mi var? tarzında geldiği için bana öyle bir ifade kullanmıyorum ama ağzımdan çıktı işte neyse artık idare edin. Ee, arkadaşlar burada e, dediğim gibi 180'den çıkararak hallediyoruz. Sinüs ve tanjant böyle değildi. Sinüs ve tanjantta ya şak diye yapıştırıyorduk ne güzel eksi yönüne. Burada vak yok. Bulduğundan 180 çıkar. Mesela bir tane daha bir örnek vereyim. Ark kotanjant kök 3 nedir? Şimdi bunun ark kotanjant kök 3 biliyorum ki kaç derece arkadaşlar? 30 derece. Ama ben buna eksi kök 3 dersem 180'den 30 çıkaracaksın 150. Bu şekilde pozitifini biliyorsan onu da bilmiyorsan özel üçgen çizmen lazım. Pozitifini biliyorsan 150 diye 30 diye yazarsın sonra 180'den çıkarırsın. Son bir örnek veriyorum burada. Arkos ne olsun? Vermediğimiz örnek kalmadı. He. Eksi 1 bölü 2 diyeyim. Tamam mı? Ne diyorum? Eksi olmasaydı. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 eşit? 60 dereceye. Ancak hemen düzeltiyoruz. Diyoruz ki 180 eksi 60'tan 120. Ark kos ve ark da evet biraz gıcıktır ama bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunları söylemem gerekiyordu. Şimdi artık sorulara dönüyorum. Bu kadar bilgiden sonra. Bunlar basit olacak. İlk sorumuza bakalım. i̇lk soru pardon. Bu ilk soru arkadaşlar bir önceki dersten... Yanlışlıkla bu testi de eklemişim. Bunu zaten çözdüm. Geçiyorum biz arklara bakalım. Ark 1 bölü 2. Ne diyorum? Attım öbür tarafa. Sinüs alfa ne zaman 1 bölü 2 arkadaşlar? Sinüs alfa 1 bölü 2 olduğu değer 30 derece. 30 derece nedir? Nasıl buluyoruz pi ile halini? 30 dereceyi 180'e bölüyorsun. Sonra yanına pi yapıştırıyorsun. Bu da 1 dereceyi pi'li yapmayı oldu. Alfa bölü 180 çarpı pi'dir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız pi bölü 6. Geldim buraya. Hangi açının kosinüsü arkadaşlar kök 2 bölü 2'dir? Atlım öbür tarafa bak. kosinüs alfa kök 2 bölü 2. 45 derece. 45 derece 45 bölü 180 pi'den pi bölü 4'tür. şıkkı olur. Hangi açının tanjantı kök 3'tür? At öbür tarafa. Tanjant alfa kök 3. 60 derecenin arkadaşlar 60 bölü 180 çarpı pi'den cevabımız C şıkkı. Arc kod 0. He, bak sıfırlardan hiç bahsetmedik. Hangi açının kotanjantı 0 arkadaşlar? Kotanjant alfa 0 olması için ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Neden? Kos 90 0 arkadaşlar. Sin 90 1, 0 bölü 1'den 0 gelir. Unuttuğunuz zaman buradan hatırlayabilirsiniz. Haliyle kotanjant alfanın sıfır olduğu değer 90'mış. Yani 90 bölü 180 pi'den pi bölü 2. Evet geldik negatife. Sin ve tan'da önüne eksi yapıştır. Kot ve kosta 180'den çıkararak yaz. Dolayısıyla hangi açının sinüsü? Eksi kök 3 bölü 2. Arklarda sadece dar açılara ve bunların eksillerine Kosinüs kotanjantta da 180'e tamamlayanları ile ilgileniyoruz. Hiç 3. 4. bölgeyle ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Haliyle hemen hatırlıyorum. Sinüs alfa ne zaman kök 3 bölü 2? 60 derecede. Sinüs de ark sinüs de önüne eksi koyman yeterli. Eksi 60. Yani eksi 60 bölü 180 çarpı pi. Eksi pi bölü 3 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Evet bakalım şimdi. Ark kos eksi kök 2 bölü 2. Kosinüs yazıyorum. Alfa eşittir. Eksi kök 2 bölü 2. Kosinüs alfa eksi kök 2 bölü 2 dediğime göre hemen ne söyleyeceğim? Normalde 45 derece ama arklarda 180'den çıkarıyorum. Böylece 180 eksi 45'ten 135. 135 bölü 180 pi'den de 45'e böl 3. 45'e böl 4. 3 pi bölü 4 oldu. D şıkkı. Hemen şunu bir düzelteyim şöyle ekranımı. Bakıyoruz şimdi bu soruya. Aa bu da güzel bakın. Cos arc cos 1 bölü 2. Enteresan. Şimdi böyle yorum soruları olacak arkadaşlar. Fena bir soru değildir. Cos arc cos 1 bölü 2. Sen benim dediğim standart yap. Buraya alfanı yapıştır. Kosinüs alfa 1 bölü 2'de. Tamam mı? Kosinüs alfa 1 bölü 2 ise hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? Tabii ki 60 derecenin. Artık o zaman bak bunu sildim. Kos 60. E zaten kos 60 yine 1 bölü 2. Cevap D şıkkı oldu. İçten dışa doğru gidiyoruz. Bak şimdi. Buraya alfa diyorum. Kosinüs alfa kök 3 bölü 2. Hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2? 30 derecenin. O zaman burasının içi komple 30'muş. Sin 30 eşittir. 1 bölü 2 oldu buradan da. B şıkkı. Tabi bak özel açıları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar hızlı yapıyorum bilince siz de hiç merak etmeyin. Bizden daha iyi ezberliyorsunuz. Aslında zihniniz de bizden daha temiz ve genç olduğu için bizden daha iyi öğrenirsiniz. Biraz istek, gayret, e, vaktinizi güzelce değerlendirmek. Bakın okullarda olmayınca çoğu zaman arkadaşlar evde oluyoruz ve evde olduğumuz için de aslında vaktimiz bol oluyor. Bunların içinde ders çalışmayı da ayarlamamız gerekiyor. Yani sadece arkadaşlar eğlence falan olursa bu okullar yok diye o zaman olmaz yani gerçekten mutlu da hissetmezsiniz kendinizi bir süre sonra. Çünkü oynadığınız oyundan da sıkılırsınız, arkadaşınızdan ettiğiniz muhabbetten de sıkılırsınız. Hayat böyle şöyle gelir ondan sonra. Bomboş bir hayat yaşıyorum. Böyle hayat mı olur falan. O yüzden bir şeylerle uğraşmak, bazen kendinize faydalı olmak, bazen etrafınıza faydalı olmak aslında insanı daha mutlu hissettiren bir şey. Çünkü biz arkadaşlar sosyal varlıklarız. Biz yani evet yalnızlık bu anlamda insanı sürekli mutlu etmez. Yalnız kalmak istediğiniz anlar olur ama sürekli yalnızlık olamaz mesela. Ya da insan eğlence düşkünü bir varlık değildir. Evet eğlence insana mutluluk verir ama sürekli eğlence insanın içinde bir boşluk doğurur. Çünkü hiçbir boşluğu arkadaşlar herhangi bir şeyle herhangi bir eğlenceyle doldurma şansınız yok ve bir eğlence yerine yeni bir boşluk doğuruyor Çünkü hep sen onu boşluk doldurma adına yapıyorsun ama kararında olursa güzel bir şekilde üzerine düşenleri yaparsan ee, sorumluluklarını yerine getirirsen Evet onları bazen yerine getirirken sıkıntı çekersin ama ben hep söylüyorum bazı şeylerin arkadaşlar kendisi güzel bazı şeylerin de sonu güzel. Mesela ders çalışmanın herkes için kendisi güzel gelmez ama sonunda bir şeyler elde etmek güzeldir ve Türkiye'de eğitim sistemin sınav üzerine kurulu. Yani kendimizi kandırmamıza gerek yok eğer böyle sınav odaklı olmayan işler yapmayacaksak haliyle işin eğitim boyutu öğretim boyutu önemli oluyor ki şu an gelinen noktada modern dünyada arkadaşlar her şeyin eğitimi ve öğretimi alınmak zorunda oluyor bunlara hani çok alakasız gibi görünen işte televizyonda gördüğünüz oyunculuklar falan da dahil. Onlar da görmüyor musunuz? Ne diyorsunuz ya böyle oyunculuk mu olur? Gerçekten oyuncu dediğin adam saf yetenekle olmuyor. Gidiyor eğitim alıyor. Her şeyde kendini geliştirmek esas. Sporla ilgilenenler bilir. Eskiden arkadaşlar futbolcular 31-32 yaşında ciğerleri sönüp artık yeter ben oynayamayacağım sakatlıktan ölüyorum falan derken şu an 37-38-40'ına kadar oynayan oyuncular var. Aktif futbol hayatını çok iyi devam ettiriyorlar. Yine bakın basketbolda da öyle. Çok iyi sporcular var. Yine tenis gibi aşırı yorucu sporlarda arkadaşlar. Hala en iyiler Rafael Nadal'lar, Federer'ler, Djokovic'ler arkadaşlar. 33-34'lerine falan gelip aşırı derecede 4-5 saat oynayacak fiziksel potansiyele sahip oluyorlar. Nasıl? Çalışarak birileriyle eğitim görerek ve durmayarak arkadaşlar ki gelelim bizim ders boyutuna işin. Evet. Bu anlamda da kendimizi geliştirmemiz lazım. Çok da böyle daldan dala atlamadan bu mevzuyu böyle kapatmış olayım. Onu da araya sıkıştırayım. Ark kotanjant kök 3 arkadaşlar. Ne diyorum? Alfa. Kotanjant alfa kök 3. Ne ne diyeceğiz? Hangi açının kotanjantı kök 30 derecenin. O zaman bunu sildim. Kos 30 kaçtır? kök 3 bölü 2. Bu şekilde bakın açıların değerlerini bilmemiz gerekiyormuş. Son bir, so Aa, pardon, son iki soru. Şimdi hiç böyle soru çözmedik tabii ki bundan çözmeden olur mu? İşin içinde 90, 180, 270 falan varsa ne yapacaksınız? Önce bunlardan kurtulmanız lazım. Şuraya bakın her zamanki gibi alfa diyorum. Dikkat, sinüs pi bölü 2 artı alfa. Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? sinüs pi bölü 2 artı alfa neydi? 90'da isim değişir, kos alfa olur. İkinci bölgede sinüs pozitiftir, evet işaret değişmez. Alfa dediğim neydi? Arkos kos kök 3 bölü 2. Hemen kenarda yazıyorum. Arkos kos kök 3 bölü 2 alfa ise at öbür tarafa. Hangi açının kosinüs kök 3 bölü 2? 30. Demek ki arkadaşlar alfa gördüğüm yere 30 yazmalıymışım. Böylece kos 30 da buradan ne geldi? Kök 3 bölü 2. Cevabı böyle yapıştırdık. İki adım bir daha söylüyorum. Birinci adımda her zaman ne diyordum ben buraya? Buna bir alfa diyeceğiz. Bunu böyle yapacağım. Yaptıktan sonra arkadaşlar bunun böyle kos e, alfa olarak duracak. Sonra kenarda burayı çözeceğiz ve bulduğumuz açıyı yerine yazacağız. Her ikisi de böyle kos kos geldiği için iki kere kosinüs alfayı bulmuş olduk. Bir örnek daha göstereyim bakın size. Her zaman öyle aynı açı denk gelecek diye bir şey yok ya da aynı değer. Tanjant pi eksi arksin 1 bölü 2. Klasik. Buraya alfayı yapıştır. Soru senden neyi bekliyor? Tanjant pi eksi alfa. Hala daha soruyu çözmeye başlamadım aslında. Pi olduğu zaman isim değişir mi? Hayır. Ancak tanjant ikinci bölgede negatiftir. Eksi tan alfa oldu. Şimdi arkadaşlar burada alfayı bulacağız. Alfa dediğim aslında ne? Arksin 1 bölü 2. Ne yapıyorduk? Atıyorduk öbür tarafa. Sin alfa 1 bölü 2. Böylece arkadaşlar sin alfa 1 bölü 2 ne zaman olur? 30 derecede olur. Hemen gidiyorum nereye yazıyorum bunu? Şu alfada yerine. Eksi tan 30. Tan 30 arkadaşlar kaça eşit? 1 bölü 3. Cevap ne oldu? Eksi 1 bölü kök 3. Hadi bir soru daha kendim yazayım göstereyim. Tanjant 270 eksi Arc kos 1 bölü 2 olsun tamam mı? Yine klasik. Buraya alfayı yapıştır. 270'lerden, 180'lerden, 90'lardan her zaman önce bir kurtulman lazım ki soru kolaylaşsın. Tan 270 eksi alfa. Tan 270 eksi alfa nedir? Eksi, pardon, artı kod alfadır. Neden? Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Bir de arkadaşlar burada ne söyleriz? Kotan şey e, 270'te isim değişir bu yüzden kot alfa olur. Şimdi artık alfayı bulmam lazım değil mi? Alfada neydi? Ark kos 1 bölü 2. Böylece arkadaşlar atarım bu tarafa kosinüs alfa 1 bölü 2. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? 60 derecenin. Alfa yerine artık yaz. Kot 60 buradan nedir? 1 bölü kök 3. Böylece arkadaşlar 1 bölü kök 3 olmuş oldu böyle ekstra bir soru daha çözmüş olayım arkadaşlar size. Bu şekilde böyle bitirdim. Daha fazla örnek, daha fazla ayrıntı, daha fazla zorlanma istiyorsanız normal standart trigonometri videolarından devam edebilirsiniz. Hem 11. sınıf oynatma listesinde var, hem AYT oynatma listesinde var arkadaşlar. Ben bu ters trigonometrileri de böyle temel düzey bilgilerle kapatmış olayım sinüs ve kosinüs teoremlerinde inşallah anlatmaya çalışacağım. Onlar için söz vermeyeyim. Zaten videolarda görürsünüz. Görmezseniz de normal artık mecburen AYT veya 11. sınıf oynatma listesinden bakarsınız arkadaşlar. Bu şekilde olay. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.